Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlere bu ay içinde yapmış olduğum kozmetik alışverişimi anlatacağım. Bu ay biraz fazla hani normalin dışında, ben bu kadar çok kozmetik alışveriş aslında yapan bir insan değilim ama bu ay böyle indirimler falan güzel denk geldi. Bayağı bir şeyler almışım. Şu an hepsini önüme yığdım. Umarım video çok uzamaz. Hemen anlatmaya başlıyorum. İlk önce biliyorsunuz MAC şu anda %20, hala öyle diyebiliyorum. %20 indirimde. Ocaktan sonra böyle bir her şeye, ülkemizde her şeye sürekli olarak zam geldiği gibi. Benim bildiğim kadarıyla MAC'e de böyle bir zam gelecekmiş. O zamdan önce de böyle bir %20 tüm ürünlerde indirim yapmışlar. Ben de bunu değerlendirdim. Normalde MAC'ten aldığım şeylerden çok çok memnun kalmamış olsam da, bu herkese belki çok ters gelecek ama ben çok az ürününden gerçekten memnun kalıyorum. İşte birçok atıyorum farının falan pigmentasyonundan çok memnun kalmıyorum. Ama yine de öyle bir aldım. Şimdi hemen size onlardan bahsedeceğim. İki tane rujum var. Şöyle biri hala kutusunda, hiç açmamışım. Bunlar retro matte lipstikleri. Ama asla tam olarak matte değiller. Yani zaten biliyorsunuzdur. Biri chili, bir tanesi de runway hit. Şöyle pembe bir ruj. Benim böyle bu tonlarla pembe rujum hiç yoktu. Bu yüzden böyle bir alayım dedim ama birazcık açıkçası pişman oldum. Daha güzel bir renkte alabilirmişim. Bir tanesi de chili. Şöyle bu kiremit tonlarında bir ruj. Ben zaten bu tarz, bu tonlarda rujları çok seviyorum. Yani sırf hevesten böyle sürekli olarak bu renklerde ruj alıyorum ama bakıyorum ki evdeki birçok rujumla aslında çok da sürdüğümde ayırt edilemeyecek tonda rujlar oluyor. Şöyle bir MAC'ten teklif var aldım. Bunları swatchlamış hallerini yan tarafa koyabilirim. Çünkü şu anda çok görüneceğini zannetmiyorum. Şöyle, bunun adı Club Satin. Şöyle birazcık baktığınızda gri gibi görünüyor. Ama içinde yeşil ve mor tonlarına yansımaları var. Ben bunu gerçekten çok sevdim. Ama göze sürdüğünüz zaman birazcık kat kat kat, yani o istediğiniz, yani beklediğiniz rengi vermesi için biraz kat kat uygulama yapmanız gerekiyor. Bu beni birazcık o yüzden hayal kırıklığına uğrattı ama yine de rengini gerçekten çok seviyorum. Mutlaka bir makyaj videomda da onu kullanırım. Daha net bir şekilde görmeniz adına. Bir diğer aldığım şey ise, bunu yılbaşı makyaj videomda kullanmıştım. MAC'in Soft Frost Highlighter'ı. Ben bunu gerçekten, bunu sevdim yani. Bunu çok sevdim. Bu, o zaman da söylemiştim yani, herkesin çok kullanmak isteyeceği bir highlighter olmayabilir. Çünkü böyle biraz hologramik bir yapısı var. İşte içinde mor, mavi yansımaları var. Ama ben yani o klasik highlighter görüntüsündense bu bana çok farklı geldi ve gerçekten çok sevdim bunu ben. Sanırım MAC'ten aldıklarım bu kadar. MAC'ten çok da şey almamışım. Daha sonra bu ay ben NARS'tan biraz fazla alışveriş yaptım. Sephora'nın %50 indirimine denk geldi. O zaman biraz bir şeyler almıştım. Daha sonra da NARS'ın kendi mağazasından birkaç tane ürün aldım. İlk olarak ambalajından dolayı en çok sevdiğim ürünü anlatacağım. NARS'ın Sarah Moon koleksiyonundan şöyle bir palet aldım. Bunların gerçekten ambalajlarına ben bayıldım. Yani bayılmamak elde değil zaten. Mutlaka hani bir tane edinmek istedim. Ve hani Sarah Moon'un gerçekten çıkardığı bütün ürünler bence çok güzel. Hepsi bana çok hitap ediyor. Hepsini çok beğendim. Şöyle açacağım. Bu bayağı güzel bir şey. Şöyle aynasını. Böyle dörtlü bir palet. 3 tane allık ve 1 tane highlighter. Ve bu benim hayatımda kullandığım en iyi highlighter. Çünkü çok kuvvetli pigmentlere sahip. Hani hiç öyle fırçayı kanırtmanıza gerek kalmadan, hani bir kere sürdüğünüzde istediğiniz etkiyi size veriyor. Gerçekten çok başarılı bir highlighter ve yanındaki allıkların da renkleri zaten çok güzel. Ve bunun bir özelliği de hepsini birbirine karıştırarak sürdüğünüzde çok daha farklı ve güzel bir etki elde ediyorsunuz. Ve içinden bir tane de kalem rujlarından çıktı. Bu ruj harika bir ruj gerçekten ve bunu hiçbir makyaj videomda kullanmadım ama bunu sürerek çok fazla fotoğraf çektim. Instagram'da çok fazla soruldu bu ruj bana. Bunun adı gerçekten çok karışık. Mysterious Red olması gerekiyor. Böyle okunduğunu düşünüyorum. Yani böyle bildiğiniz bir kırmızı değil. Hani
cart bir kırmızı değil. Ama öyle bir ruj istiyorsanız da hani böyle bir etki cart bir kırmızıdansa bu hani daha zarif bir kırmızı diye düşünüyorum ben. Ve kalıcılığı muhteşem. Asla gün içinde yenileme ihtiyacı duymuyorum. Bu tekli de satılan bir ruj zaten. Böyle benim almak istediğim paletin içinden bunun çıkması beni çok mutlu etti. Çünkü bir de ruj almak isteseydim kesinlikle almak isteyeceğim ruj bu olurdu. Bir tane de yine Sarah Moon koleksiyonundan bir rujum var. Bu ruju aldığım ilk hafta her gün sürdüm. Gerçekten bağımlılık yapan bir ruj. Bundan mutlaka bir tane daha gidip alacağım ben. Çünkü hani böyle koleksiyon rujları gelip geçici oluyor ve bu tarz şeyleri yedeklemek gerekiyor gerçekten. Ama ruju çıkaramıyorum derken fırladı. Şöyle bir ruj. Bu da bordo bir ruj. Bunlar dörtlü. Üç tanesi birbirine çok benziyor gerçekten ama ben en çok bunu beğendim. Çünkü hani böyle üçünü yan yana koyduğunuzda şu şekilde hepsi birbirine çok benziyor. Ama bu biraz daha içinde bir koyuluk olan bir kırmızı. Ya bunu gerçekten ben hepsinin içinde bu benim için çok ayrıydı ve hiç düşünmeden direkt bunu aldım. Bunun adı Fearless Red. Yani buna da mutlaka bakabilirsiniz. Ya bu tarz koleksiyon ürünlerini almayı ben gerçekten çok seviyorum. Evet fiyatları biraz daha fazla oluyor ama ben güzel bir indirimde denk getirdim dediğim gibi. Ama o kadar çok sevdim ki indirim beklemeden mutlaka yedekleyeceğim bu ruju. Daha sonra yine Nars'tan devam ediyorum. Bunu da yılbaşı makyajımda kullanmıştım. Bu benim şimdiye kadar aldığım en güzel allık. Şöyle. Bu çok güzel bir turuncu, bakır. İçinde inanılmaz güzel yansımaları var ve yanağınıza sürdüğünüzde inanılmaz doğal duruyor. Hani böyle bildiğiniz şöyle baktığında hani far turuncusu gibi aslında hiç allık gibi değil. Mutlaka far olarak da çok güzel kullanılacağını düşünüyorum. Bu böyle, bunun adı Taj Mahal. Ben gerçekten çok çok beğendim. Yani çok uzun bir süre bu hep böyle aklımda kaldı. Alsam mı almasam mı diye sonra gidip aldım. Gerçekten çok güzel bir allık bu. Daha sonra Nars'tan aldığım bir şeyler daha varmış. Bu da gerçekten harika 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 bir göz farı. Hemen çıkarıyorum. Şöyle çok. Nars'ın ambalajları bence çok tatlı. Şöyle. Yansımalarını ve içindeki iri sim tanelerini görüyorsunuz. Ve gözde gerçekten çok güzel duruyor. Ben bunu bununla fotoğraf çekilmiştim. Fotoğrafı da belki yan tarafa bırakırım. Oradaki makyajımı da çok istediniz ama hani rujumu falan, o makyajdaki rujumu daha önceki videolarımda kullandığım bir ruj olduğu için belki bu farı daha farklı bir alternatifle değerlendirip bir makyaj yapmak istiyorum. O makyajım da gerçekten hani o rujla çok bütünleşti benim için. Başka neyle kullanırım bunu bilmiyorum ama bu da böyle bir far. Bunun adı da Tropic. Bu da gerçekten aşık olduğum bir renk oldu benim. Ve son olarak Nars'tan bir stick highlighter aldım. Copacabana. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bunun likitleri de var. Şöyle. Biraz pembemsi. Ama daha çok sürdüğünüzde böyle İnci toz gibi falan. Ya ben bunun yansımalarını çok sevdim. Çok 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 doğal bir highlighter bence bu. Bayağıdır almak istiyordum zaten. Böyle bir yılbaşı hediyesi olarak geldi aslında bu bana. O yüzden çok mutlu oldum. Bayağıdır çok almak istediğim bir highlighter'dı bu benim. Ve Nars alışverişim bitti. Şimdi hemen Urban Decay'den yine Sephora'nın indirimiyle birlikte aldığım Naked paleti, Ultimate Basic paleti. Bunu zaten çokça görmüşsünüzdür. Bunu makyajlarımda da ben de kullandım zaten. Şöyle bunun içindeki şu kiremit tonu için ben bu far paletini almak istiyordum. Çünkü diğer renklere baktığınızda yani bir sürü far paletlerimiz, tekli farlarımız falan var. Hepsi bende var diye almaktan uzunca bir süre kaçtığım bir palet oldu bu. Ama bu rengi bulmak gerçekten çok zor bir şey. Çok uzunca bir süre kiremit rengi far aradım ben. Yani bunun kadar etkili ve başarılısını hiç bulamadım. Sonra gözümü karartıp aldım ama aldığıma hiç pişman olmadım. Hani hepsi çok klasik tonlarmış gibi geliyor ama gerçekten aslında hiçbirinin elimde olanlarla alakasının olmadığını gördüm aldıktan sonra. Çok güzel, çok farklı makyajlar çıkıyor bu paletten. Kesinlikle çok başarılı. Bir de Urban Decay'den aldığım bir diğer ürünse Eyeshadow Primer. Bunu da makyajlarımda kullandım zaten ama bu ay aldığım için bunu da videoya eklemek istedim. Bunu çokça görmüşsünüzdür zaten. Bu orijinal
olanı. Ben bundan çok memnun kaldım. Gerçekten hani şöyle fırın dökülmesi, akması, gün içinde uçup gitmesi falan tamamen benim için geride kaldı artık bununla birlikte. Çok çok memnun kaldığım bir ürün. Bittikçe mutlaka alacağım bir ürün bu benim. NYX'in internet sitesinden birkaç tane şey aldım. Hemen onlara geçmek istiyorum. Şu çok bilindik bir palet. Zaten bendeki Light paleti. Şöyle Concealer, Correct ve Contour paleti. Şöyle. Ben bundan da çok memnun kaldım. Yanak bölgemde son zamanlarda iyice artık sivilcelenmeye başladı. Ve lekeleri uzunca bir süre gitmiyor maalesef. Onlarda da çok başarılı. Ben üzerlerine de birazcık dokundurduktan sonra fondötenimi uyguladığımda çok pürüzsüz bir cilt elde ediyorum. Bundan çok memnunum o yüzden. Daha sonra yine kesinlikle favorim olan bir fondöten. Mineral Stick Foundation NYX'in. Bendeki 05 numara Medium 5. Bunu internetten alırsınız. Ben bunu Boyner mağazasından aldım. İnternette 05 olarak falan numaralandırmıyor ama bu baktığınızda bayağı. Yani sadece 05 yazıyor ama üzerinde sanıyorum adı da Medium 5 olması gerekiyor. Umarım internette bu şekilde bulabilirsiniz. Bu çok güzel, çok zararsız bir fondöten. Hani stick olduğu için zaten çok kapatıcı ve diğer stick fondötenler gibi yağlı ve cildi tıkayan bir ürün değil kesinlikle. Çünkü adından da anlaşıldığı üzere mineral bir stick fondöten. Daha sonra NYX'in şu ruj serisinden. Adını gerçekten nasıl okunduğunu bilmiyorum. Lingerie falan gibi bir şey olabilir. Böyle bir ruj aldım. Bunun rengi bana çok farklı geldiği için tester'da olmadan öyle beğenip aldım. Ya birazcık sürdüğünüzde ölü bir görüntü oluyor. Ama göz makyajımı bağırtmak istediğim zaman dudaklarımı geri plana atıp birazcık da dudaklarım da farklı olsun dediğim günlerde çok kurtarıcı. Bunun adı da Corset 09 numara. Buna da bakabilirsiniz. Gerçekten çok farklı bir rengi var. Bu ruju da ben 3 farklı kırmızı makyaj videomda kırmızı eyeliner sürdüğümde kullanmıştım. Tam olarak istediğim etkiyi vermişti bana. Daha sonra yine NYX ile devam ediyorum. NYX'ten sanıyorum 2 ürünüm kaldı. İkisi de kaş ürünü. NYX'in şöyle mikro kaş kalemi. Bundan çok memnunum. Çünkü benim kaşlarımın şu bölgeleri birazcık aralıklı ve oralara tel tel bayağı kaş çizebiliyorum ve çok doğal bir etki veriyor. Ucunu hemen size şöyle göstereceğim. O kadar ince ki. Gerçekten kıl uçlu bir kaş kalemi. Arkasında da kaş tarama fırçası var. O da çok başarılı. Ben bundan çok memnun kaldım. Uzun süredir bunu nasıl keşfetmedim diye de kendime kızmadım değil açıkçası. Arkasında da şöyle bir fırçası var. Bu da kesinlikle benim bittikçe alacağım bir ürün. Ve NYX'e ben bayılıyorum. Yani aldığım her üründen kesinlikle çok memnun kalıyorum. Ya fiyatlarına göre gerçekten çok bence uygun fiyatları var. Böyle devirdim her şeyi. Çok uygun fiyatları var ve fiyatlarına göre diyemeyeceğim. Yani bu fiyata bu güzellik, kalite nasıl dedirtiyor insana. Bir tane de kaş maskarası aldım. Bu da gerçekten çok başarılı, çok pratik. Güzel renk veriyor. Ben bunu kullandığım günlerde hani kaşların arasını doldurma ihtiyacı duymuyorum. Hatta şu anda sadece bunu uyguladım. Onun dışında hiçbir şey uygulamadım. NYX alışverişim bu şekilde. Gritz'den iki tane ürünüm var. Bu ruju ne zaman kullansam çok soruluyor. Yılbaşı makyaj videomda kullandığım. Şöyle ambalajından baktığınızda hiç öyle bir renk hayal etmeden aldım. Ve iyi ki burada gördüğüm renk çıkmadı bu ruj. Çok koyu bir bordo. Siyah yakın bir bordo. Gerçekten inanılmaz güzel. Ve pastelin ben bu likit mat rujlarına zaten aşığım diyebilirim. O yüzden buna mutlaka bakın. 23 numara bu pastelin. Bir tane H&M'den aldım. Dün aldım hatta bunu. Şöyle bir palet var. Bu paletin pigmentasyon durumu o kadar başarılı ki. Sadece birazcık tozutuyor. Ama o da üstesinden gelemeyecek bir şey değil. Fırçanızı birazcık vurdurup hani uyguladığınızda çok çok başarılı. İçinde harika renkler var. Şöyle göstereceğim. Hiç kullanmayacağım dediğim bir renk yok içinde gerçekten. Hepsi çok güzel. 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Yani bu kadar renge 50 lira bence iyiydi. Buna da bir gidin bakın derim. Nasita'dan şu anda da indirimde bu setler. Şöyle bir fırça seti aldım. Bunun içinde gerçekten benim ihtiyacım olan fırçalar vardı. O yüzden bunu tercih ettim. Ama çok farklı da fırça setleri var. Bir bakabilirsiniz. Bir tanesi şöyle pudra ya da allık fırçası. Ben bunlarla genelde allık sürüyorum. Çok hoşuma gidiyor bunları çünkü kullanmak. Pudra çok kullanmadığım için daha fazla kullanmak adına bunu ben allık fırçası yaptım. Bir tane kontür fırçası. Şu fırçalara gerçekten çok ihtiyacım vardı. Şöyle iki tane, biri daha minik, biri daha büyük karıştırma fırçası var.
Şöyle bir fırça var. Ben bununla highlighter kullanıyorum. Ve highlighter'ı bence çok başarılı bir şekilde uyguluyor cildinize. Bir tane de şöyle kesik uçlu. Gösteremiyorum. Bir tane de şöyle kesik uçlu fırçası var. Ve son olarak sanıyorum bana farmasiden birkaç tane ürün geldi. Onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten ürünleri beğendim. Bir tane şöyle terakota pudrası var. Şöyle. Ben bunu highlighter olarak da kullandım. Biraz pembe alt tonlu bir highlighter oluyor sürdüğünüzde. Ama bence güzel ve etkili yani. Gayet kullanılabilir bir highlighter. Ben gerçekten bunu çok beğendim. Böyle bir highlighter geldi diyeceğim. Ben highlighter olarak kullanıyorum çünkü. İki tane de ruj geldi. Şöyle. Bir tanesi bayağı kırmızı. Bu tam olarak şişede durduğu gibi duruyor. Ve hani kararsız olduğunuz günlerde bu rujları sürmeyin. Çünkü o kadar zor çıkıyor ki dudağınızdan. Hani ben bir gün şunu sürdüm. Bu arada bu böyle dışarıdan baktığınızda kiremit kırmızısı gibi duran bir ruj. Ama sürdüğünüzde gerçekten siyaha yakın bir bordo elde ediyorsunuz. O yüzden ben bunu çok sevdim. Hani az önce gösterdiğim pastel 23 numaraya çok yakın bir ruj bu da. Bunu kullanarak mavi formalı bir makyaj yapabilirim sanırım. Şu anda aklıma geldi. Bu rujları gerçekten ben beğendim. Fakat dediğim gibi çok zor çıkıyorlar. Hani bir makyaj temizleme ürünüyle bile oldukça zor çıkıyorlar. Yani çıkarken makyajınızı dağıtabilirsiniz. Dediğim gibi kararsız günlerinizde kullanmamanız gereken. Ama çok güzel rujlar. Ve bir tane de şöyle bir rimel geldi. Adı sanıyorum Zen. Ama ben bu rimeli hiç açmadım. Çünkü bu paket bana geldiğinde ipek kirpiklerimi yaptırmıştım. O yüzden rimeli henüz kullanamadım. Ama çok merak ediyorum. Fırçasına falan bakmak için de bakmadım biliyorsunuz. Rimelleri açtıktan sonra kurumaya başlıyorlar. O yüzden kullanabileceğim zaman açmayı tercih edeceğim. İki tane de el kremi çıktı içinden. Fakat ben şu an bir tanesini gösterebileceğim. Diğerini çünkü hani birini açtım, birini şu an kaldırdım. Şöyle Shea özlü bir el kremiymiş bu. Ben bundan çok memnunum. Yani öyle çok inanılmaz çatladığı zaman çok işe yarayacak bir krem değil. Ama ben gün içinde çantama attığım bir kremi o kadar yoğun olarak tercih etmeyi sevmiyorum. Çünkü işte elinizde o yağı kalıyor ve saçım başımı ellediğimde saçlarımı ağırlaştırıyor. O yüzden gün içinde kesinlikle çok büyük bir memnuniyetle kullandığım bir çanta kremi oldu bu benim için. Hem boya açısından hem de dediğim gibi içindeki formülü açısından çok yağlı bir ürün değil ama güzel şekilde idare ediyor sizi gün içinde. Bu kreme de bakabilirsiniz. Gerçekten boğazım ağrıdı. Su içmek istiyorum hemen videoyu bitirip. Böyle alışveriş videom. Daha doğrusu kozmetik alışverişi videom. Bu ay biraz fazla ürün biriktirmişim. Hepsini anlattım. Umarım yararlı olmuştur. Umarım içinden merak edip almak istediğiniz ürünler vardır. Ve bunlarla ilgili bana soru sorarsanız açıklamalarım ürün hakkında yetersiz kaldıysa yorum bırakabilirsiniz. Ben daha iyi şekilde açıklamalarını size yaparım. O zaman videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.